takım elbise bak artık. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Diplomalı işsizlerle ilgili röportaj yapıyordum. Katılmak ister misiniz? Tabii olur. Buyurun. Tabii. Şöyle gelin. Buyurun. Merhaba. Ülkemizde diplomalı işsizlik oranı 12.7 olarak belirlendi. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Efendim ben de onlardan biriyim. Yani. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi'nden 2 lisansım, 1 yüksek lisansım var. Ama atanmam olmadı. Atanamadım. O yüzden de şu an başka bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapıyorum. Ve aylık kaç para kazanıyorum biliyor musunuz? Kaç? 2000 lira efendim. 2000 lira mı? Salak mısın sen ya? 2000 liraya çalışılır mı? Git bir fabrikaya gir. 4500-5000 lira maaşın olur. Efendim ben üniversite mezunuyum ve kendi işimi yapmak istiyorum. Ya bırak ya, öyle şeyim var. İş bulmak istiyorsan git çalış. Devletin sana iş bulma mecburiyeti mi var? Var efendim. Yani sosyal devlet anlayışında benim istihdamımı devlet sağlamak zorunda. Hem ayrıca bunu ben değil, anayasamı söyle. Ya bırak kardeşim ya. Anayasaya göre yaşasak hepimiz ölürdük, ölürdük. Git iş bulmak istiyorsan 4500-5000 lira falan ala çalışan maaşın var. Arkadaşım ben üniversite mezunuyum ve kendi işimi yapmak istiyorum ya. Para kazanmak için niye sevmediğim bir işi yapayım? Ta, ne yapmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Aç köfteci mi açacaksın, şırdancı mı açacaksın? Ne açmak istiyorsun? Ne? Hayır yani kendi işim derken yani eğitimini aldığım işi yapmak istiyorum. Ha bırak babacığım, git başkasıyla eğlen ya. Ne eğitimi ya? Eğitimle işin ne alakası var? Benim hiçbir eğitimim yok. Sıfır eğitim ama ben çalışıyorum. Yani iş bulmak isteyen iş yok. İş beğenmiyorsunuz efendi, iş. Bu ne lan? O geliyor olmalı. Kim geliyor olmalı? Resmen paket ettiği herifi götürdü. Kim bu? O bizim son günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz kişi. O bizi en kötüdür olan özgüvenli cahillerden koruyan süper güç. O Cahil Savar. Ah. Teşekkürler Cahil Savar. Çok sağ ol. Ona laf anlatmak çok zordu. Sağ ol. Hadi gel kardeşim, bir kafeye gidelim mi oturalım? Orada anlat derdini. Herkes dinlesin bizi ha. Hadi gidelim. Evet. Hayati, sıradaki haberimize geçelim mi? Geçelim canım, geçelim. Biliyorsun ki Nurşen, yani popçu Nurşen, şu aralar söylemleriyle ve kostümleriyle çok fazla gündem oluyor. Ne diyorsun buna? Gerçekten çok yazık, biliyor musun? Bak buradan söylüyorum. Utanıyorum yani. Yazık, çok yazık. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çok fazla üzerine gitmiyor muyuz hayatı? Yok, sen yanlış anladın Burcucuğum. Ya ben yazık, utanıyorum derken ondan bahsediyorum. Ya sen bak Nurşen, sen evlisin ya. Senin çocuğun var. Sen bir annesin. Bir anne. Bir... Onlar nasıl yapar öyle ya? Bir kere bir dikkat et kendine. Ve buradan sana anne dediğim için bütün annelerden de özür diliyorum. Bir dakika ya. Yani ikisi aynı anda olamıyor mu? Olmaz. Neden? Bir kadın ya annedir ya kadındır. Eğer anneysen asla kadın değilsin. Ne oldu? Reklama mı girdik? Ay inşallah düşündüğüm şey olmamıştı yani, umuyorum. Neyse biz yayına devam edelim şimdi. Peki son dönemlerde hayatım, öğrendiğim kadarıyla oyuncu, ünlü oyuncu Gözde Cansu bir erkekle yemekte yakalanıyor. Ne diyorsun buna? Bak sana bir şey söyleyeyim. Bakın, eğer bir kadın bir erkekle yemek yiyorsa ben o kadını sorgularım.
sahil, savar. Gerçekten Türkiye'nin sana ihtiyacı var. Efendim, bir de neye ihtiyacımız var? Edebiyat. Edebiyat iyileştirir, güzelleştirir, arındırır. Son dönemde çıkan yeni bir kitaptan bahsetmek istiyorum size. Şeyda Havuzbaşı yeni bir kitap çıkar. Tamam, kes, kes. Ben yayını bitiriyorum. Efendim, ben paketlenmeden kendim gideyim. Kanka, şimdi uzun süren bir toksik ilişki sonrası... Evet. Sana ilk date'imi anlatıyorum, sen de puanla, tamam, tamam mı? İlk buluşmada beni Bakırköy'e davet etti. -5 puan. Arabası yokmuş, beni gelip taksiyle aldı. -50 puan. Bir mekana rezervasyon yaptırmış yer bulamazsak diye. +100 puan. Ama dürümcüde. -200 puan. Sonra annesi aradı, açtı. Annemi kaldı canım, -20 puan. Rahatsızlanmış, onu hastaneye götürdüm. Aynı anneymiş canım, -300 puan. Bana 2 saat boyunca asla mesaj atmadı. Neymiş efendim? Annesi ameliyata alınmış. Düş artık yakamızdan kaynana! -300 puan. Şimdi baksana, benimle tekrar görüşmek istiyor. Sence ne yapmalıyım? Kızım bu anasından vazgeçemiyor ki, seninle olsun. Olmaz. Ayrıca -775 puan var, imkansız. Çok zor. Bu nasıl bir müzik ya? -100 puan. Nasıl iyi olayım ya? Nasıl iyi olayım ya? Görmüyor musun şu yolu ya? Keçi yolu gibi ya. Üf. Avrupa var ya, hiç böyle değil, biliyor musun? Ya dümdüz ya. Avrupa çok iyi. Ya yok yok, yaşanmaz bu memlekette ya. Vallahi billahi yaşanmaz ya. Avrupa çok iyi, mis ya. Burası var ya, çok kötü. Avrupa çok iyi. Burası bööö. Avrupa wow. Peki, ben siparişinizi alayım. Ne istersiniz? Ne isteyeyim ya? Ne isteyeyim? Yoktur ki. Avrupa değil ki burası ya. Ya Avrupa'da her şey var. Burada hiçbir şey yok, biliyor musun? Şuna bak ya. Bu ne şimdi? Şu müziğe bak ya. Avrupa'da böyle bir müzik yok abi. Bu müzik değil. O geliyor. Kim? Süper kahraman Cahil Savar. Şuna bak ya. Ya böyle süper kahraman... Ya, Avrupa'da var ya, hiç böyle değil süper kahramanlar ya. Bambaşka. Öyle bir şey yok da. İyi yaptı. Vallahi iyi yaptı. Ben Almanya'dan geliyorum. Yemin ediyorum. Almanya buradan kötü. Burada her şey var, bolluk var burada. Almanya'da insanlar aç, aç. Aç. Markette elma yok raflarda. Tek bir elma alıyorlar. Burada her şey mükemmel. Süper burada. Bolluk var, bereket var burada. Ne oldu, bu müzik niye ya? Başka bir cahil mi? Cahil misin sen yoksa? Seni mi alacak? Ben cahil değilim. O zaman? Sınırlar.
okunur rüyası. Aydınlığın Yılmaz Savaşçısı. Büyük kahraman. Hoşça kal. Evet, ekonominin nabzını tuttuğumuz programımıza konuğumuz bugün İbrahim Bey, ekonomist İbrahim Bey ve sol tarafımda da Ben Paradan Anlarım adlı internet sitesinin kurucusu Mesut Sığ var. Bugün biraz kendisiyle döviz konuşacağız. Mesut Bey, sizce doların nabzı nasıl düşer? Abi şöyle, şimdi Merkez Bankası diye bir banka var değil mi? Hı-hı. Para basıyor. Evet. Tak, basacaksın 100 milyar dolar bitecek. Basamaz. Basar kardeşim. Bu millet isterse, bir araya gelirse, tek yumruk olursa yapamayacağı şey yok. Var. Dolar basamaz. Bu dış güçlerin ağzı bu işte. Değil. Kanunlar var. Tamam. 50 milyar dolar basarsın. Basamazsınız. İşte sen gelişmemizi istemiyorsun. Anladın mı? Bu içimizdeki düşman bunlar. Sen kimin parasını yiyorsun? Kimin ağzı bunlar ya? He? Bizim insanımız sen ve senin gibileri çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Kimsiniz ya siz? He? Kimsiniz kardeşim? Sen bana onu söyleyeceksin. Ben de sana cevabı vereceğim. He? Bu ne ya? Cıngıl mı değişik? Stüdyomuzdan bir konuğumuzu daha aldığı gibi götürdü. Bu gidişle sanırım bize bir konuk kalmayacak. Ağırlayabileceğimiz bir konuk olmayacak. Arkadaşlar ben size söylemiyor muyum ya? Almayın artık şu adamı içeri ya. Bizim işimiz yani televizyonda mantıklı konuşmak değil ki. Bizim işimiz reyting ya. Almayın şu... Sanırım benim için geliyor. Hadi eyvallah.